Öncelikle size bu açıklamayı yapma fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. 2020 yılı tüm dünya açısından çok ciddi krizlerin, kapanmaların, sektörel ciddi krizlerin yanı sıra sağlık açısından dünyayı tehdit eden belki yüzyılda bir olmayacak düzeyde büyük bir pandemi sürecini birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de ciddi sağlık problemleri, hayatını kaybeden sayısı çok önemli vatandaşlarımızın olduğu bir süreci geçiriyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yakınlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süreçte okullar olarak bizler de etkilendik. Sizin de bahsettiğiniz gibi öncelikle Mart 2020 tarihi itibariyle hastalıkların ülkemizde görülmeye başlanmasıyla birlikte hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında eğitim öğretimi ara verildi. Bu süre zarfında bizler pandemi şartlarının gerektirdiği şekilde okulumuzu online eğitimde açık tuttuk. Öğrencilerimizle günlük hafta içi hafta sonu akşam demeden 24 saat odaklı olarak çalıştık ve öğrencilerimizin yanında olmaya gayret ettik. Tabii Eylül 2020 itibariyle 2020-21 eğitim öğretim yılının açılışı gerçekleşti. Fakat pandemide yaşanan gelişmeler ışığında doğrultusunda bakanlık tedbirlerini almaya hükümet gerekli bazı kısıtlamaları ve sınırlandırmaları uygulamaya başlayınca eğitim sektörü olarak biz de bundan etkilendik. Bu çerçevede olmak üzere seyreltilmiş kademeli sınıflar doğrultusunda öğrencilerimizi küçük gruplar halinde açık olan sınıfların kademeli veya seyreltilmiş gruplar halinde okula gelmesini sağlamakla beraber online eğitimlerimizi de gerçekleştirmiş olduk. Online eğitimlerimizi ve yüz yüze eğitimlerimizi harmanlaştırarak bizim harmanlanmış öğrenme dediğimiz hibrit eğitim olarak da kimi platformlarda dile getirilen çalışmaları Van Bil Koleji olarak gerçekleştirdik ve kaliteli bir şekilde bu canlı ders programlarımızı gerçekleştirdik. Tabii 2020-21 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yıl dönemi 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle başlayacakken yine hastalıkla ilgili durumlardan kaynaklı olarak bakanlığımız ikinci dönemin başlangıç tarihini yüz yüze için 1 Mart olarak tekrar değerlendirdi. Biz 15 Şubat ile 1 Mart arasında online eğitimlerimizi açılmayan sınıflarımız için gerçekleştirdik. Tabii her sene bu dönemde yani Ocak-Mart dönemi içerisinde gerek bursluluk sınavı gerek yeni kayıt çalışmaları açısından da bizim çalışmalarımız ve tanıtımlarımız olmaktadır. Biz 2021-22 eğitim öğretim yılı içinde Şubat ayının bitimi Mart ayının başlamasıyla birlikte erken kayıt fırsatlarımızı duyurmaya, velilerimizi bunun için okulumuza çağırmaya başladık. Öğrencilerimiz bu süre içerisinde velilerimizin nezaretinde okulumuzu ziyaret edebilirler ve erken kayıt fırsatlarından yararlanabilirler. Bununla ilgili kampüsümüzden bilgi alabilirler. Bursluluk sınavı için de gerek online platformda gerek kampüsümüzde biz müracaatları kabul ediyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz buradan da müracaatlarını sağlayabilirler. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu şeyde arada bu çerçevede okulumuz 2020 Ekim ayı itibariyle TSE tarafından verilen okulun temiz belgesini alıp yüz yüze eğitim yapabilme şartlarını yeterince sağladığı noktasında gerekli bütün çalışmalarını tamamlamış ve belgesini almıştır. Velilerimiz gözleri kapalı, içleri rahat, son derece moralli bir şekilde çocuklarını bize gönderebilirler. Öğrencilerimiz
temiz ve hijyen şartlarına uygun ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebileceklerdir.